Evet, küçük sanayi sitemizde değişim ve dönüşümün başlaması artık söz konusu. Bu konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi ve heyeti ordumuzu ziyarette bulundular, ilimizi ziyarette bulundular. Bir takım temaslar gerçekleştirildi. Bizler de Münye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı ile beraber hem karşılamada hem de gün içinde yapılmış olan koordinasyon toplantısı ve ziyaretlerde yer aldık. Malumunuz olduğu üzere Ünye Küçük Sanayi Sitesi bizim Ünye'mizin problemlerinden bir tanesi. Geçmişte baktığınız zaman o günün şartlarına uygun şekilde yapılmış, hizmet vermiş ve bugün baktığınızda artık bu hizmeti karşılayamayacak durumda. O gün 79 dönümlük bir arazi üzerinde yaklaşık 320 tane iş yerinin olmuş olduğu şekliyle planlanmış. Bugün itibariyle yaklaşık 1565 civarında bir esnaf kardeşimizin orada hayatını idame ettiğini, gelir elde etmek amacıyla mücadele ettiğini biliyoruz. Tabii ki günümüz şartlarında artık yetersiz hale geldi. Sanayi sitemizin haricinde yaklaşık 230 civarında da küçük çaplı esnafımızın dışarılarda iş yapmak için mücadele ettiğini biliyoruz. Bu anlamda oradaki esnaflarımızın ve Ünye halkının da sanayi sitesinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili daha geniş çaplı bir alanda hizmet vermesiyle ilgili bir talebi var. Bunun yanında 2015'in Temmuz ayında orası riskli alan olarak ilan edilmişti. Malumunuz olduğu üzere Bakanlar Kurulu kararıyla. Hal böyle olunca oradaki esnaflarımızın sıkıntıları bir kat daha artmış oldu. Bizler zaman zaman buranın rehabilite edilmesi, yeniden düzenlenmesiyle ilgili her zaman yapmış olduğumuz gibi Ankara'da temaslarda bulunduk. Hatta en son Metin Gündoğdu vekilimiz bizzat bu konuyu yakından takip edeceklerini bizlerin talebimiz üzerine ifade etmişti. Biz teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu konuyla ilişkili olarak aynı şekilde bu anlatmış olduğumuz şekliyle Sayın Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a dün Ordu ziyaretinde konuyu anlattık, aktardık. Tabii ki yerle ilgili de önerimiz oldu. Yaklaşık 450 dönüm civarında bir alanın yapılmasını kendilerine teklif ettik. Bu haliyle orada uygulanacak olursa en az 700 tane iş yerimizin ve yaklaşık 3500 civarında bir esnaf arkadaşımızın, kardeşimizin oralarda iş yapmasını inşallah mümkün hale getirmiş olacağız. Sayın Bakanımız da konunun önemine binaen inşallah bu sürecin bugün itibariyle hatta ben çok kısa süre içerisinde diyeyim Ünye Küçük Sanayi Sitemizdeki dönüşümün başlayacağını, bu konuyla ilgili çalışmalara artık start verileceğini dile getirdi. İnşallah bu vesileyle ülkemizde bu önemli sorunun giderilmesini sağlamış olacağız. Ben destek olan başta Sayın Valimiz Tuncay Soner Beyefendi, Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı ve milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz bu dönüşümle beraber Ünyeli esnaflarımız, Ünye Sanayi Sitesi'nde çalışan esnaflarımız daha rahat bir ortamda hizmet verecekler. Ünyeliler de daha güzel, daha ferah bir ortamda hizmet alacaklar diye düşünüyorum. Başkanım, bu Biz Kildik bölgesinde bir alan belirlemiştik. Orada tabii ki bir istimlak söz konusu. Sayın Bakanımıza da bunu anlattık. TOKİ Başkanımıza gerekli olan talimatları verdiler. Bizim mevcut görmüş olduğumuz alan hakikaten Ünye'nin ihtiyacını giderecek 450 dönüm civarında bir yer. 700 tane iş yeri sığıyor. Tabii ki takdir kendilerinin. Önemli olan bu değişim sürecinin başlamasıdır diyoruz. TOKİ Başkanı gerekli olan müzakereleri yapacaklar. Ünye'miz için, esnaflarımız için en uygun olan yer neyse, zira teklif etmiş olduğumuz alan gerçekten Ünye esnafımızın ihtiyacını karşılayacak nitelikte. İnşallah bu haliyle orada arkadaşlarımızın daha iyi şekilde hizmet vermesini sağlamış olacağız.